Bak bu töreni damadın teyzesi gerçekleştirir. Gelinin ailesi de damada hediye verir. Senin teyzen olmadığı için ritüeli ben gerçekleştireceğim. Benim yapmam gereken şeyi ne diye sen yapıyorsun? Teyze? Nasılsın? Teyzesiymiş. İnanamıyorum. Kimse beni yeğenimin düğününe davet etmediği için davetsiz geldim buraya. Anneanne, teyzem Haridvar'da demişti. Ayrıca neden düğüne davet etmedin onu? Ben edecektim yapma ama... Anneanne. Herkese merhaba. Ben Dolly, Matura'dan geldim. Eşim Pintu Çorasi'ye gelemedi. Senin şu basit kızının ne işi var burada? Bir de ona katlanacağız. Mutlu olmama tahammülü yok. Bana resmen uğursuzluk getiriyor, anlıyor musun? Hepimizin düğünümde bir araya geleceği hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Çok mutlu oldum. Gidip sana bir oda ayarlayayım. Sen de o arada sohbet et. Mohit, gel. Merhaba Karuna. Merhaba. Ah canım. Demek Shorya'nın seçtiği kız sensin. Mehek, yemek yapmayı çok sevdiğini duydum, öyle mi? Gördüğüm kadarıyla yemeği de çok seviyorsun ha? Merhaba. Merhaba. Bu Mehek'in büyük yengesi Merhaba. Kanta, bu da ninesi. Hayır duanızı alayım. Merhabalar, ben Civan, Mehek'in büyük amcası oluyorum. Hoş geldiniz, ben Ravi, Mehek'in küçük amcası. Merhabalar. Ben Mehek'in büyük babası. Affedersiniz, ben... Karuna, bu hediyeleri kız tarafı vermedi mi? Evet, biz verdik onları. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama lütfen kötü hissetmeyin. Söyleyin lütfen. Kızınız Mehek çok şanslı. Varlıklı bir aileye gelin gidiyor. Siz de belli ki iyi bir aileden geliyorsunuz. O halde neden bu kadar az hediye aldınız? Kusura bakmayın. Shorya töreni gerçekleştirmek için gerekli miktarda almanız yeterli olacaktır dedi. Peki. Siz de Shorya ne dediyse onu yaptınız. Kendi aklınız yok mu? Pek de bilgili görünüyorsunuz. Olgun ve deneyimli bir duruşunuz da var. Bunu görebiliyorum. Sizden daha iyisini beklerdim. Düğüne birçok davetli geleceğini biliyordunuz. Ne yapmamız gerekiyorsa lütfen söyleyin. Bayan Kanta, sen yapılması gereken ne varsa yaptın. Hediyeleri yürekten verdikten sonra alınan hediyelerin ne kadar pahalı olduğunun bir önemi yok. Bayan Kanta, lütfen söylediklerimi üzerine alınma. Akraba olacağımız için gerçekten çok mutluyum. Gel hadi, sarılalım. Tebrikler.
Anne, kayıp sus, bir tarafını hadi gel. Kırabilirdin. Sen kendin neden için endişelen, benim için değil. Yavaş gel hadi yürü. Gel. Buraya gel. Tamam, hadi sonra yürü. Dedin. Neden çekiştiriyorsun? Yürü dedim. Gel. Bu ne hadi acele? Bakalım. Bir yere mi gitmen gerekiyor? Bırak elimi, çok acıyor. Dolly, sana inanamıyorum. Neden buraya kadar peşimden geldin? Anladım. Hı, tamam, çok kurnazsın anne. Kumarda para kaybedip başımı derde soktun. Sonra da buraya geldin. Neler oluyor? Şorya'nın mal varlığına göz koyduysan gitsen iyi olur. Yoksa bu planını ortaya çıkartırım. Anne, sana kendine çeki düzen vermeni söylemiştim. Baksana aileni kandırıyorsun. Kes saçmalamayı. Yemeğini ye ve sorun çıkartmadan git. Hadi kaybol. Anne, dokunma bana. Anne, ben buraya kalmaya geldim. Gitmeye değil. Evet, gözüm üzerinde olacak. Anlaşıldı mı? Şuban. Son dakika. Ünlü şef Şorya Khan'la müzmin bekar ünvanını kaybetmek üzere. 5 yıldızlı bir otelde dilleri destan bir düğün yapacak. Bugün bu muhteşem ortamda dünya evine girecekler. Bu muhteşem düğünü tüm detaylarıyla canlı yayınlıyor olacağız. Kamerada Şuban ve ben Nancy, Zee Haber'den bildirdik. Ne dedin? Mehek varlıklı bir aileye gelin gidiyor. Kayınpederinin düğüne katılamayacak oluşu gerçekten çok üzücü. Hariç Khan'la burada değil mi? Çok ilginç. Son dakika. Kendine orta sınıf bir aileden gelin seçen Şorya Khan'la söz konusu aşk olunca... Paranın hiçbir önemi olmadığını kanıtlamış oldu. Fakat Şorya'nın babası gibi zengin ve ünlü kişilikler bağnaz düşünce yapılarından kurtulup düğüne katılabilecek mi? Fest Haber'den bu akşamlık bu kadar. Alo. Baba. Benim Mehek. Söyle. Diyecek bir şeyin kaldı mı ki zaten? Yaptıklarından memnun değil misin? Hayır, değilim. Çünkü sen burada değilsin. Eğer burada olsaydın... Herkes çok mutlu olurdu baba. Sen bana değil, git Karuna'ya rol yap. Duygusal olan kişi o, ben değilim. Ne düşünürsen düşün. Gerçekten... Burada olmanı istediğimi biliyorum. Lütfen baba, lütfen... Düğünümüze gel. En azından uğra. Lütfen baba. Gelirsen annem ve... Şorya da çok mutlu olur. Alo baba? Mehek, ben gerekeni yaptım. Hadi gidip dans edelim. Hadi gel. O halde bilezik takma törenine geçebiliriz. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Yenge! Dikkat et! İyi misin? Hayır, hayır, olamaz, hayır! Ne oldu bakın? Bu kötü şans demek! Ah Tanrım! Meg! Alt tarafı tepsi devriydi. Önemli bir şey değil. Mehek! 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 Mehek!
Ne yaptın sen? Ha? Elinde bir tepsiyi dahi tutamıyorsun. Her şeyi berbat ettin. Mac, ne oldu? Ne olmuş yani? Düğün bilezikleri düştüyse. Shorya, rüyadaymışım gibi hissettiğimi gayet iyi biliyorsun. Uyandığım an bu rüya bitecek işte. Sonunda birlikte olabilecek miyiz? Evlenebilecek miyiz Shorya, söylesene. İnanamıyorum ama... Bugün düğün günümüz. Düğün günümüz Shorya. Ama... Biraz korkuyorum. Elimde değil işte. Bu yüzden... Bilezikler de düşünce Shorya... Kötü bir şey olacakmış gibi hissettim sadece. Meg... Hiç merak etme. Moralini bozma sakın. Sana bir şey göstereceğim. Biraz bekle. Bunlar o bilezikler değil mi? Bunlar bana verdiğin bilezikler. O bilezikler neden düşüp kırıldı biliyor musun? Çünkü Tanrı bana verdiğin bu eski bilezikleri senden takmanı istedi. Tanrı bana hatamı düzeltme fırsatı verdi. Meg, belki olan daha hayırlıdır. Eminim bundan sonra her şey yoluna girecek. Gel hadi, otur. Bu erkek kardeşin için.
Şorya, ne oldu? Hadi. Bak, bir fikrim var. Hemen giderim buradan. Gidip ikimizin olduğu bir yerde evlenelim. Ne dersin? Neyin var senin? Yani evlenelim diye ortalığı ayağa kaldırdın. Madem benimle kaçmak istiyordun, onca şeyi niye yaptın? Eğer burada kalırsak bütün törenleri bitirmemiz gerekecek. Ben bir an önce evlenelim istiyorum. Hadi kaçalım buradan. Delirdin mi sen? Kaçamayız. Bencillik etmeyelim Şorya, lütfen. Öyle mi? Başkaları da mutlu olsun. Hem ailelerimiz düğünümüzü dört gözle bekliyor, lütfen. Peki, ama şu var ki o senin dediğin kendi ailen için geçerli. Benim ailem için değil. Benim ailemin hiç de umurunda değil bu iş. Hı? Efendim, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Baba. Söyler misiniz? Gelmeyecektiniz. Fikrinizi ne değiştirdi? Sonuçta biricik oğlum evleniyor, değil mi? Gelmezsem olmazdı yani. Oğlumun düğününün olay olmasını sağlayacağım. Herkes bunu duyacak. Şorya. İzninizle. Lütfen. Baba. Geldin demek. Pekala, tamam. Siz devam edin. Partinin tadını çıkarın. Ben ailemle biraz vakit geçirmek istiyorum. Sağ olun efendim. Tamam, tamam. Teşekkür ederim baba. Beni aradığın için geldiğimi sanma sakın, tamam mı? Hatta buraya oğlumun ya da karımın hatırı için de gelmedim. İtibarım benim için hepinizden çok daha önemli. Bu itibarı inşa etmek için çok şey feda ettim. Ha, bir şey diyeyim size. Aileden birileri havuza düşüp boğulsa kimsenin umurunda dahi olmaz. Bu hiç haber değeri olmayan bir şey. Ama benim bu düğüne iştirak etmemem sansasyon yaratır. Anladın mı? Anne, üzülme. Sebebi ne olursa olsun babam düğüne geldi işte, baksana. O ne derse desin. Ben Şorya'nın düğününe katılmak istediğini gayet iyi biliyorum anne. Hem ayrıca istediğini söyleyebilir. Bu size olan sevgisini değiştirmez. Sevgisini gösteremiyor. Yok öyle bir şey. O anca itibarını ve işini umursar. Hem kim sana onu ara dedik? Seni uyarıyorum Meg. Evleniyor olabiliriz. Ama evlendikten sonra da ailemi ilgilendiren bazı olaylara karışmayacağız. Senin için de, evliliğimiz için de en iyisi. Hadi ama Şorya, asma suratını. Gülümse. Hadi gülümse. Bugün zerdeçal töreni var.
Düğüne az kaldı ama gülümse hadi lütfen. Hadi gülümse. Anneanne. Karuna gel Şorya ile konuş. Gel yüzüne zerdeçal sür. Hadi gülümse. İstemiyorum anne. Şimdiye kadar bütün törenleri seve seve yapıyordun. Ne oldu birden? Bilmiyor musun? Herkesin önünde mi sürün? Öyle mi? Affet beni, seni kırmak istemedim. İzin ver de zerdeçal sürsünler. Şorya, bırak da biraz sürelim. Geleneklere saygı göster lütfen. Resmen para israfı bu. Dur Karuna. Şorya zerdeçalı senin sürmene izin vermiyor olabilir ama benim sürmeme bir şey demez. Vay canına. Demek annen buraya gelirken seni de yanında getirdi ha? Merhaba sevgili Harish. İyisindir umarım. Elbette. İyi dileklerin sayesinde çok iyiyim. Hadi git keyfine bak. Sen dur Karuna. Yüzünü asma Şorya. Geleneği yerine getireceğiz ha? Teyze. Tamam. Teyze dur. Çok az süreceğim. Bu kadarcık işte. Törenleriniz bitti mi acaba? Gidebilir miyim artık? Ne oldu Mehek? Hemen döneceğim nene. Git buradan. Şu an hiç keyfim yok. Ne yapacaksın? Beni itecek misin? Vuracak mısın bana? Hadi. İtsene. Bakalım ne yapacaksın? Sana şaka yapmıyorum. Senin yüzünden canım sıkkın. Git hadi. Madem benim yüzümden canın sıkkın. Neden hıncını benden almıyorsun? Uzak dur be. Saçmalamayı da kes. Ben yapınca romantizm, ben yapınca saçmalık, öyle mi? Benden hıncını almanı sağlayacağım. Meg, ne yapıyorsun? Zerdeçal. Zerdeçalı sürüyorum. Zerdeçalı sürmeden kalktın ve bu çok önemli bir tören. Gerçekleştirilmesi şart. Bu da yapılmadı madem. Burada yapılacak. Özür dilerim Şorya. Babanı seni kırmak için arayıp buraya çağırmadım. Bak. Niyetim bu değildi. Gerçekten inan bana. Lütfen. Lütfen sinirlenme. Kendini düşünmüyorsan bir kerecik olsun anneni düşün. Oğlu evleniyor. Kocasının yanında olmasını istemesi çok doğal bir şey Şorya. Bugün düğüne gelmeyeceğini söylediğinde üzüldü. Gelmeseydi insanlar neler derdi? Her şeye annen cevap verecekti. Yalan söylemek zorunda kalacaktı. Onun için ne kadar utanç verici düşünebiliyor musun Şorya?
hiç düşündün mü? Biliyorum Shorya. Babanla aran iyi değil, anlaşamıyorsunuz. Aranızda sorunlar var. Farkındayım. Ama ailevi meseleler aile içinde kalmalı. Aranızda kalması gereken sorunu niye bütün dünya bilsin ki? Söyle. Yanlış mı söylüyorum Shorya? Söylesene. Bu konuyu kapatalım. Hı? Sen kazandın, ben kaybettim. Tamam mı? Bütün misafirler geldi mi? Yoksa hala gelmeyen var mı? Polis. Ben müfettiş Pavan Muncal. Ben de Vicky Kanna. Kuzenim Shorya Kanna'nın düğünü bu. Shorya Kanna. Bu adı duymuştum. Televizyonda duymuşsunuzdur. Kuzenim Delhi'nin ünlü şeflerindendir. Baba! Amca! Ne oldu? O ne? Bu Mehek'in ailesinin fotoğrafı. Buraya neden getirdin? Düğün salonunda kalsın. Mohit, evlenen çiftin hayır duası alması gerekiyor. Ha, düğün salonunda evet, mı? Evet. Nedir bu? Poster mi? Hayır Bay Muncal. Poster değil bu. Müstakbel yengemin ailesinin fotoğrafı. Hayatta değiller de. Oh, çok üzüldüm. Dikkat et. Efendim, direksiyonda o çocuk vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.